Baş döndüren estetikte çizgileri, ince ve keskin yorumlarıyla karikatür dünyamızın mihenk taşlarından biri o. 50 yılı aşkın süredir çizdiği karikatürlerinde Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve sosyal olaylarını ironik şekilde ele alarak en yalın haliyle ortaya koyuyor. Siyasi liderler onun en zengin malzemesi. Tabii kadın erkek ilişkisini hicvettiği karikatürlerinin vazgeçilmezi olan görkemli güzellikteki kadınları da unutmamak gerek. Kaleminde daima bir ressamın coşkusunu taşıyan ve çizgilerinde daima çağını sorgulayan bir usta o. Bugünkü konuğum Sayın Bedri Koraman. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Ailede resme karşı yeteneği olan hiç kimse yok. Sizin çizime ilginiz nereden kaynaklanıyor? Vallahi ailede resme karşı bir şey yok ama müzik olayı var. Annem uk çalardı, keman çalardı. Babam klarnet çalardı. Klakson da çalardı. Çünkü fukaralık döneminde taksi şoförlüğüne kadar düştü. Biraz saksafon çalardı. Yani biraz sanatı eğilim vardı aile içinde. Müzik olarak sanat eğilimi vardı. Ben önce edebiyata çok düşkündüm öğrenciliğimde. Hatta şiirler yazıyordum, hikayeler yazıyordum. Öyle bir hevesim vardı. Ama o sıralarda çocuk dergileri, çocuk dergilerinde resimli romanlar falan takip ediyordum, okuyordum. Yavaş yavaş o tipleri, o kahramanları çizmeye, kopya etmeye başladım. Ama yetenek de çok önemli herhalde. O Allah vergisi olan yetenek. Ben yeteneği hani ilham geldi falan da derler ya, ben yeteneği zekanın teksif edilmesi olarak düşünüyorum. Herkeste yetenek vardır aslında. Geçen gün bir hanım çizer arkadaş, galiba benim yeteneğim yok falan dedi. Halbuki yeteneği var. Sadece çalışmayı sevmediği için, az çizdiği için kendini geliştiremiyor. Bu şey gibi, hani işte müzikle meşgul olan birisi, hani doğuştan insan kemancı olur mu? Doğuştan herhangi bir müzik aleti çalabilir mi? Ama doğuştan sesi olmayan da pek şarkı söyleyemiyor. Söylüyorlar. Televizyonlarda. Maalesef söylüyorlar. Siz lise bittikten sonra ne yapıp ne edip İstanbul'a geliyorsunuz. Hatta evet, annenize de bir yalan söylüyorsunuz. Evet. Burs kazandım diye. Hayattaki en büyük yalan. Peki bu cesareti nereden buldunuz? Efendim, genç insan cesur oluyor. Bu yüzden gençlerin atak tavırlarını ben hiç eleştirmiyorum. İlk öğrenen gençliğin verdiği ataklıkla her şeyi yapabilir. O yüzden gençlere karşı çok affedeceğim. Annemi kandırmazsam tek oğluydum, beni bırakmayacaktı. Devlet imtihanını kazandım dedi. Ona uydurma bir takım kağıtlar gösterdim ve izni aldım. İstanbul'a geldiğinizde çok az bir para vardı ve ortada burs da yoktu. Burs yoktu, az bir para vardı ama müthiş bir hırs, müthiş bir inat, dayanma gücü vardı. Aç kaldım, sefil kaldım. Hatta bir arkadaşımın çalıştığı Vakit Yurdu'nda, o sıralarda Vakit Yurdu deniyordu, Vakit Gazetesi'nin bulunduğu binaya, bir arkadaşımın yardımıyla orada merdiven altında yattığım birkaç gün dahi var. Evet. Ama bütün bunlar inatla çalışarak, çabayla aşıldı. Belki şanslı da oldum. O dönemlerde o zorluklar içinde mizahla uğraşıyor olmak, karikatür çizmek zor oldu mu? Şimdi, hayatın bir yanında zorluklar varken mesleki olarak insanları güldürmek zorunda olmak zor olmadı mı? Şimdi esasına bakarsanız buradaki çelişkiyi büyük ölçüde yaşamadım. Çünkü
Ben ressam olmak istiyordum, resim yapmak istiyordum. Hedefim de işte Paris'e gitmek, evet, büyük bir ün sahibi olmaktı. Ama işte İstanbul'a kadar gelebildim de daha ötesine gidemedim. Karikatüre, illüstrasyon yaparak, işte kitap kapakları, sinema afişleri, dergilere hikaye resimlemeleri şeklinde illüstrasyon yaparak az buçuk para kazanmaya başladığım döneme rastlar karikatür çizimlerim. Hatta öyle ki karikatüre o zaman fazla para verilmiyordu. Ben illüstrasyondan daha fazla kazanıyordum. Arkadaşlarım bana karikatür çiz dedikleri zaman, işte desenin kuvvetli konuşmalarımdan, halimden, etvarımdan da anladıkları bir mizah şeyi vardı ortada. Herhalde bir arkadaşlar da bu yeteneğimi teşhis etmiş olacaklar ki, ya karikatür çizsene, karikatür çizsene derdi. Şimdi mesela bu konuda beni en çok teşvik eden rahmetli Ali Ulu olmuştur. Ve ben daima daha az para kazanmaya razı olmadım. Çünkü İstanbul'da hiçbir tutunacak dalım yoktu. İlle bir gelir elde etmek zorundaydım. O yüzden hatta karikatür oldukça geç başladım. Bu illüstrasyonlar bir anlamda ressamlığa giden yolda atılan adımlar şeklinde olmuş sizin için. Karikatür çizmeye başladığınız dönemlerde bile kendinizi bir karikatürcü olarak pek fazla tanımlamamışsınız. Ne zaman ben artık karikatür sanatçısıyım dediniz kendinize? Bu 1969 yılında Abdi İpekçi'nin bana siyasi karikatür çizmek üzere bir köşe ayırmasıyla başladı. O zaman ben illüstrasyondan elimi ayağımı çektim. Ciddi artık biraz olarak, daha ciddiye aldım. Evet, ciddiye aldım. Biraz daha ciddi olarak karikatür düşünmeye, karikatür çizmeye başladım. Fakat rahmetlinin müthiş bir şeyi vardı. Destekleyici tavrı vardı. Bendeki gelişmeyi yakaladıkça bana imkanlar açtı, kanallar açtı. Ve ben Abdi İpekçi'ye ne zaman şöyle bir şey düşünüyorum desem, hemen yap getir demiştir. Yahu olur mu, gazetede yer yok falan gibi bir takım bahaneler göstermemiştir. Bunda da onun olaya, basına karikatür çizerek girmiş olmasının çok etkisi olduğunu zannediyorum. Sizi çok daha iyi anladı çok ve destekledi o şekilde. Siz Abdi İpekçi olmasaydı karikatürlerim sayfanın dibinden yukarıya asla çıkmazdı diyorsunuz. Birinci sayfada karikatür çiziyor olmak acaba sizi kısmen de olsa sınırlıyor mu? Özgürlüğünüzü bir yandan da elinizden alıyor mu? Sadece siyasi olaylara endeksli olarak karikatür çizmek durumunda hissediyor musunuz kendinizi? Çok güzel bir soru. Birinci sayfaya karikatür çizmek, tabii ki sadece politika çizmek ama politikada da bütün düşündüklerinizi çizmenize imkan vermeyen bir olay. Buna editoryal karikatür deniyor. Çok haberlere bağımlı olarak çizmek zorundasınız. Bir de gazetenin genel politikasını kale almak zorundasınız. Dolayısıyla gazetenin genel politikasını kale alacaksınız. Sayfayı hazırlayan, birinci sayfayı hazırlayan politik görüşünü ön plana çıkarmak isteyen yönetici dostlarınızı kale alacaksınız. Bir de iç sayfalarda rahatlıkla çizebildiğiniz gibi çok rahat vuramayacaksınız. Yani çok eleştirmek isteseniz dahi insanların özelliklerine dokunmamaya, daha çok fikirlerini ve eylemlerini eleştirmeye zorlanıyorsunuz. O yüzden çizip de attığınız karikatür çok oldu mu? Çok. Çizip attığım çok oldu. Çizip de hatta yazı işlerine götürüp verirken, yahu bunu basmasak daha iyi olacak. Çünkü burada biraz da gereksiz hırpalıyorum insanları deyip kendi kendime geri aldığım oldu. Peki, hatta gazetenin koymak istemedikleri oldu. Peki yayınlayıp da halktan tepki aldığınız oldu mu?
Vallahi bilmiyorum, diğer arkadaşlara nispetle bu tepkiler bende daha az olmuştur. Çünkü benim eleştirdiğim insanlar dahi bana kin duymamışlardır. Belki de içlerinden hatta galiba demişlerdir. Fakat bağnaz çevrelerden, işte aşırı ırkçılardan, aşırı dincilerden bir takım tepkiler, hatta tehditler aldığımız oluyor. Ama ben onları mühimsemiyorum. Benim tavrım kamuoyuna mümkün olduğu kadar ahlaklı düşüncelerimi aksettirmek olduğu için bu tip tepkiler beni üzmüyor. Sizin birinci sayfada çizdiğiniz karikatürlerinizin başrol oyuncuları siyasi liderler. Onlar en zengin malzemeniz, girişte de belirttiğim gibi. Şimdi onları çoğunlukla tabii ki hicvederek çiziyorsunuz. Dolayısıyla onlardan kişisel olarak sitemler, şikayetler, kızgınlıklar yansıyor mu size? Ben hayatımda en çok, tabii çok uzun süre politikada kaldığı için, hala da mevcut olduğu için, en çok Sayın Demirel'e saldırmışımdır. Ama bir defa olsun bir sitem almadım. O bana hep belirli bir sevgi, sanata saygı diyebileceğim bir çizgide oldu. Ki sizinle ilgili son çıkan Bedri Koraman kitabında da, ki tüm izleyicilerinize tavsiye ediyorum, çok güzel bir giriş, ön söz ve sizin seçilmiş karikatürlerinizin toplandığı kalın bir kitap bu. Orada da ön söz Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından yazılmış. Evet, evet, bu çok enteresan bir şeydir. Ve beni politik yaşamında bir yol arkadaşı olarak tanımlıyor. Benim için heyecan verici oldu. Ben beklemiyordum böyle bir yazı yazacağını. Arzu etti, yazdı ve çok sevindirdi beni tabii. Politikayı bu kadar yakından takip eden ve Ankara'ya da tabii yolculuk yapan bir insansınız. Sizin siyasi çizginiz, politikaya bakışınız ya da siyasi liderlerle olan arkadaşlığınız, yakınlığınız eğer var ise, sizin karikatürlerinizi etkiledi mi zaman zaman? İnsan ne kadar hayır etkilemez, ben gerçek fikirlerimi dobra dobra yazarım, çizerim dese de mutlaka bir etki olmuştur. Örneğin bir dönem Ecevit'e karşı çok hoşgörülü olduğumuza dair söylentiler vardı. Evet, evet. Bu olmuştur. Ama bu kişisel sempatilerin ötesinde beraberinde bir fikir beraberliği de olduğu için oluyor. Şimdi o sıralarda hatta ben Ecevit'ten daha solda düşünen bir insandım. Ama öyle bir kavgalı ortamdı ki, sağa sola bölünmüştü ki Türkiye. Orada benim için Ecevit'e sahip çıkmak, onu desteklemek vazife olmuştu. Bunun yanında gerçekten Ecevit'in kişiliğini de sevmiştim. Dostluğunu da sevmiştim. O yakınlaşmaktan hiçbir zaman pişmanlık da duymuş değil. Yani yeri geldiği zaman Ecevit'i de eleştirdiğiniz karikatürleriniz oldu. Oldu, tabii tabii oldu. Fakat demin yarıda kaldı konuşmamız. Yani cümlem yarıda kaldı. Demirel için söyleyeceğim o büyük hoşgörü, anlayış zenginliğini maalesef çok çok lehinde bulunduğum ve çok da sevdiğim bir politikacı olmasına rağmen o anlayışı Ecevit'te bulamadım. Ecevit biraz alıngan yaratılışlı bir insan. Ama bu sadece bana karşı değil, genel olarak bir alınganlığı vardır. Sanıyorum onun düşüncesi şöyle, çok iyi anlıyorum onu. Çünkü biz de kendi küçük hayatımızda birilerine böyle alınganlıklar gösterebiliyoruz. Ben dürüst bir adamım, dürüst bir politikacıyım. Namuslu şeyler söylüyorum. Bana saldırılamaz gibi bir psikolojiye girebiliyor insan. Dostluklarda insanlar, ben madem ki iyiyim, bu kişiymişim benim için böyle düşünüyor diye bir takım dostlarımıza kırılabiliriz. Öyle bir insani zaafı olarak şey yapıyorum ama
gene de kendisine büyük saygı duyuyor. Sizin tabii başka konuları ele alan karikatürleriniz de var siyasetin dışında, ama ben yine siyasete paralel olan bir başka size özgün karikatür tarzı diyeceğim. O noktaya da değinmek istiyorum. Ben onu takip bantları diye adettim, ama siz tabii başka tanımlar da getirebilirsiniz. Kimi zaman olayları takip etmek için, örneğin bir seçimler varsa Ankara'ya gidiyorsunuz, liderleri bizzat yerinde takip ediyorsunuz ve olayları daha sonra yine birinci sayfadan kare kare şeklinde karikatürize ediyorsunuz. Bu kimin fikriydi ve bunun bir başka örneği var mı acaba Türkiye'de ya da dünyada? Efendim, dünyada örneği olmayan, Türkiye'de benden sonra bir takım arkadaşlar denemeye kalktı ama pek oturmadı zannediyorum. Bu bana has bir anlatı tarzı olarak doğdu ve ben bunu çok sevdim. İşte bir karikatür tenkitçisi bir arkadaşımız çizgi anlatı tarzı diye bir isim koydu, ama bu takip bantları sanki daha iyiymiş gibi geldi. Keşke daha önce görüşseydik. Şimdi bu şöyle doğdu efendim. Ben haftalık insan ilişkilerine ait yarı felsefi, yarı mizahi tam sayfa karikatürler yapıyordum. Orada çerçeve içerisinde bir espri, bir de resim altı olarak yine bir espri oluyordu. Türkçenin tatlı taraflarını kullanarak bulduğum bir formüldü. O çok tutmuş bir olaydı. Bir gün rahmetli Abdi İpekçi Ankara'ya Cumhurbaşkanlığı seçimlerini izlemek için gidiyormuş. Gazetenin kapısında karşılaştık. Bana baktı, dedi ki Bedir, gel Ankara'ya gidiyoruz. Hayrola dedim. Şu dedi haftalıklarda yaptığın şekilde. Çünkü haftalıklarda aynı zamanda seyahatnameler de yapıyordum, evet. Ve onlar çok tutuluyordu. Haftalıklarda yaptığın tarzda Ankara'da şu seçimi izleyerek bir şeyler yapabilir misin dedi. Bende de Abdi'ye karşı hiç hayır yoktu. Dedim ki kıyafetim yaz aylarıydı. Kıyafetim de bir gömlek de bir falan. Ankara'da kıyafetim düzeldi dedi. Ben öyle apar topar havaalanına götürdü. Orada işte bilet bulduk, yer bulduk. Gittik. Gider gitmez bir mağazaya girdik. Takım elbiseler aldı bana. Bunu tabii gazete aldığı için sevindim de. Böylece gittik. İlk manttan itibaren müthiş reaksiyon aldık. Çok sevildi, tutuldu. Hatta hatırlıyorum 3-4 gün için gittik. Geldik, tekrar Abdi beni götürdü. Bir seçim döneminde de o Temmuz-Ağustos sıcaklarında 2-2,5 ay beni Ankara'da tuttu. Abdi diyordum Ankara sıcakları çekilir gibi değil. Çoluk çocuk herkes deniz kenarında. Beni artık al İstanbul'a. Dur bir çaresini buluruz dedi. Bir de baktım karımı ve oğlumu bana yolladı. Şimdi siyasetten çokça konuştuk. Ben başka konulara da değinmek istiyorum. Siz üstü kapalı olarak değindiniz, haftalık dediniz. Sizin bir dönemler hafta sonu çıkan Ek'te, gazetenin Ek'inde tam sayfa bir konuyu ele alıp yine bir yazı dizisi şeklinde kare kare çizdiğiniz karikatürler vardı. Bunlar kimi zaman aşk olurdu, doğum olurdu, boşanma olurdu, evlilik olurdu, borç olurdu. Gününe göre, haftasına göre. Büyük ilgi uyandırmıştı bu karikatürler. Ve zannedersem hafta sonu gazetelerin tirajlarını da çokça etkiledi. Neden devam etmediniz? Şimdi efendim, devam etmeyi yine istiyorum aslında ama belirli yorgunluklar getiren, çok çalışmayı icap ettiren şeyler bunlar. Bir yerde bünye iflas ediyor. Takılıp kalıyorsunuz, yoruluyorsunuz. Ben bütün bu yoğun çalışmaları, bir taraftan günlük karikatürler, bir taraftan haftalık karikatürler, bütün bu yoğun çalışmaları, benim arkamda servet yoktu, bana gelir getirecek mülk yoktu,
bütün bunları biraz daha fazla ekonomi elde edeyim diye yaptım. Ve çok kendimi çok yıprattım. Bunların getirdiği ekonomiyle biraz rahat erince biraz daha az çalışarak daha kaliteli üretim yapabileceğim şeye yöneldim. Birinci sayfadaki siyasi karikatürleri daha özenli yapma, daha çok şahıslı, renk olarak, kompozisyon olarak daha dikkatli yapabileceğim, daha özen gösterebileceğim bir çalışmaya yöneldim. Haftalık karikatürlerin getirisinden vazgeçebildim. Ama müsaadenizle şunu da belirtmek istiyorum. Sizin siyasi karikatürlerinizi tabii ki çok beğeniyoruz ve Türkiye'nin gündemini de bir anlamda o mizahi yorumla takip etme şansını buluyoruz sizin karikatürleriniz çerçevesinde. Ancak sizin sosyal olaylara değindiğiniz, kadın erkek ilişkilerini anlatan, işte evlilik kurumunu anlatan ya da ev halini anlatan ya da iş bulmayı anlatan, işsizliği anlatan sosyal konulara değindiğiniz karikatürler halk tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle takip ediliyordu. Biraz o yönünüzü acaba ihmal ettiniz mi son yıllarda? İşte aslında ihmal değil, bir nevi bilerek terk etme oldu. Yeniden başlayacak mı peki? Her an başlayabilir. Çünkü zaman zaman öyle doluyorum ki bunu siyasi karikatürlerle anlatmanın imkanı yok. Burama geliyor, notlar alıyorum, bir gün çizerim diyorum, bir tarafa atıyorum, hatta tipler çiziyorum, mekanlar çiziyorum. Bu içimde hep olan bir duygu. Sonra nereye gitsem, kimlerle karşılaşsam, kimle sohbet etsem, daha ilk tanıştığımız andan itibaren ne olur şu haftalık karikatürleri tekrar çizer misiniz diye. Yani bunu çok duyuyorum. Bir taraftan sanki üstüme geliniyormuş gibi, kızar gibi oluyorum ama bir taraftan da içinde müthiş bir sevinç. Yani takdir edilmek, beğenilmek, sevilmek çok güzel bir duygu. O haftalık karikatürler ya da sosyal konulara değindiğiniz karikatürlerin de başrol oyuncuları afet gibi olan baş döndürücü güzellikteki o görkemli, sütun gibi vücutlu, İri, yeşil ya da siyah gözlü kadınlar, hatta Bedri'nin kadınları olarak da biliniyor basın dünyasında. Neden kadınları bu kadar güzel ve çekici ve seksi çiziyorsunuz? Efendim, babam da kadınları çok severmiş. Ben babamın beşinci karısından ilk oğluyum. Tabii biz o kadar çalışkan olamadık. Şimdi karşı cinslerin birbirini çekmesi belki de DNA'larımızda biraz fazla. Ben kadınları çok seviyorum. Ve sonra bizim büyüdüğümüz dönemler, bizim yetiştirdiğimiz dönemler, gençlerin bugünkü kadar rahat flört edemedikleri dönemler, biz kadınsız büyüyen nesliz. Dolayısıyla kadın hasreti bizim kafamızda daima hayallerimizi süsleyen hep güzellikler olarak yaşadık kaldı. Ben gene de kendimi şanslı hissediyorum. Erkenden bu kadın tiplerini çizdiğim için bazı şanslar elde edebildim. Yani kadın fikri Türk insanının, Türk erkeğinin kafasında daima problem olarak şey yapmıştır, kalmıştır. Tabii çizmeye başladığımız ilk andan itibaren de karşı cinsi çizmeye başladık. Biraz içimizden gelen, biraz yeteneğin verdiği imkanlarla güzel kadın çizdikçe, ne kadar güzel çiziyorsun dedikçe etraf, ben daha çok çizmeye başladım. Bu bir etki tepki meselesi ama temelde kadınları çok seviyorum. Siz dönem dönem yazısız karikatürler de çizdiniz. Her zaman da tartışılır yazısız mı yoksa yazılı mı diye. Özellikle de son yıllarda genç karikatürcüler, karikatüristler ya da aday diyebileceğimiz gençler çokça yazı kullanıyorlar karikatürlerinde. Sizin tercihiniz ya da yorumunuz nedir bu iki tarz arasında? Efendim, karikatür karikatürdür. Öyle icap eder ki mutlaka bir yazıda koymak
lazım gelir. Ama bazı konularda var, yazıya gerek duymazsınız. Bunun için ille şöyle olsun, ille böyle olsun diye bir şey yok. Fakat bilhassa gençler arasında adeta öğrenciler için yapılırcasına, bugün artık açıkça söylemek gerekir, adından da bahsetmekte sakınca yok. Gırgır tarzı, gırgırın getirdiği, biraz underground, karikatür tarzı, batıda underground diyorlar bunlara. O tarz karikatürler öğrenciler arasında başlangıçta tuttu, şey yaptı. Ama zamanla tavsadı. O bir... Bugün gırgırın çizgisinin bile yakalanmadığı söyleniyor. Şimdi işte efendim, ben başlangıçta bu tarz karikatürlere, bu tarz dergilere çok sempatiyle baktım. En azından yeni çizerler, yeni beyinler, yeni pırıltılar çıkar diye. Hatta bazı televizyon konuşmalarında da met ettim. Buralardan iyi bir takım insanlar çıkacak diye. Nitekim çıktı da, çıkıyor da. Ben hep faydacı düşünmeye alıştırdım kendimi. Fakat buna rağmen devamlı olarak o tarzda kalan, kendini geliştiremeyenler de tabii... Yani çizimin de çok güçlü olması gerekiyor. Yazıya boğulmuş bir karikatür tam anlamıyla bir karikatür değeri taşımayabilir. Fıkra gibi biraz çocuksuluk oluyor ve orada kaldığı zaman iyi olmuyor. Ama oradan çıkıp kendini geliştirirse daha faydalı şeyler çizmesi mümkün oluyor insanın. Bir şey söyleyecektim. Gençlerle ilgili. Yani gençlere destek olmak lazım. Hepsi de bir yerde kendilerini bulacaklardır. Ben hep lehte düşünüyorum. Son olarak Karikatürcüler Derneği Genel Başkanı seçildiniz. Bu dernek çerçevesinde ne gibi faaliyetleriniz oldu ya da olacak? Efendim ben henüz 2-3 aylık bir görev. Son zamanlarda dernek faaliyetinde bir duraganlık mı oldu ya da adam mı bulamadılar bilmiyorum. Beni istedi diler dostlar. Ben genellikle bu tip işlerden hep uzak durdum. Kendimde böyle yönetici vasfı görmediğimden belki de ben sadece üretime dönük tavır içerisinde oldum. Çalışmaktan başka da böyle makam, mevki, hırslarım hiç olmadı. Böyle olduğu halde çok istedi arkadaşlar. İte kaka bunu başkan yaptılar. Tabii bu yıl bizim derneğimizin 30. kuruluş yılı. Bu 30. kuruluş yılını görkemli kutlamak için bir takım yarışmalar düzenliyoruz. Balolar yapacağız. Bu tabii işin gösteri tarafı. Dışarıdan ünlü karikatürcü dostları davet edeceğiz. İşte Nasrettin Hoca yarışmasını düzenleyeceğiz. Bunun dışında dernek olarak arkadaşlara, dernek mensubu arkadaşlara faydalı olabilmek için bir bina tedarikine çalışıyorum. Bu konuda bazı temaslarım var. Yani bu kurslar şeklinde, derslerin verileceği, kursların verileceği bir bina şeklinde mi kullanılacak? Hayır, o konuda müze binamız var. Müzede bu tip kurslar yapılabiliyor. Yönetimin yaşayabileceği bir bina. Arkadaşlarla toplantılar yapabileceğimiz bir salon. Hatta bir de gelip rahatlıkla oturup sohbet edebilecekleri bir aslında bir mekan, olması gereken bir mekan. Ne bileyim işte kafeterya gibi bir şey. Öyle şeyler elde etmek istiyorum. Ona gayret ediyorum. İnşallah başarırız. Karikatürler gibi böyle bir sorumluluk da yüklendi üstünüze. Evet, ilk defa. Son olarak tahmin ediyorum bu kadar yılın sonunda sizin yayınlanan çok karikatürünüz olduğu gibi yayınlanmamış, sizin çekmecede sakladığınız
bazılarını hasır altı ettiğiniz, karikatürleriniz de var, kilitlediğiniz. Bunları bir gün toparlayıp yayınlamayı düşünüyor musunuz? Vallahi efendim ben kitap çıkarmakta çok geç kalmış bir insanım ki 25-30 yıllık çalışmaları çok 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 ayıklayarak bir kitaba sığdırmaya çalıştık. O da gülle gibi bir şey oldu. Şimdi bu haftalık çalışmaları, bu işte Ankara'dan çizdiğim o politik bantları da ayrı ayrı kitaplar halinde toplamak istiyorum. Böyle bir şeyim var ama bir türlü beceremiyorum. O işte çok beceriksizim. Bir de tabii yayınlanmayanlar var. Yayınlanmaması gerekenler var. onları bilmiyorum. Yani belki en fazla yapalım? İlgiyi o kitap toplayabilir, yayınlanmaması gerekenler. İlgiyi kitap toplar da sonra ilgililer kitabı toplar. Çok teşekkür ederim efendim programa katıldığınız